orada Sultanahmet Camisi vardır, bilenler bilir. Sultanahmet Camisi'nin birinci Ahmet orayı yaptıran, adı oradan gelir, Sultanahmet semti deriz. 1617-16 yılında yaptırır, 17'de de vefat eder zaten. Cami 8 senede yapılır. Bu 8 sene içerisinde caminin yapımına başlanmadan Sultan 1. Ahmet bir Mısır seferi yapar. Oradan geri dönerken Sultan Kayıkbay'ın türbesinde bir ayak izi, Peygamberimizin nan-ı şerifini görür, Peygamberimizin ayak izini ve türbeden onu alır, İstanbul'a getirir. Caminin yapımına başlanır. Hedefi şudur: Peygamberimizin ayak izini caminin mihrabına sol tarafına koyar. 8 sene bu rüya ile yaşar. 8 sene hazinede bekletir o ayak izini, Peygamberimizin ayak izini. Şimdi aynı ayak izi Ebu Ayyub el-Eksari Hazretlerindedir. Eğer Sultanahmet'in şimdi anlatacağım hikaye başka türlü gerçekleşseydi, Ebu Ayyub el-Eksari Hazretlerinin huzurunda bulunan Peygamberimizin ayak izi Sultanahmet Camii'nin mihrabına göre minberin tam simetrisinde olan mermer sütunda olacaktı. Getirir, caminin yapımı devam eder. Caminin açılmasına bir hafta kala Kuşak merasimi yapılacak, kurdele kesilecek. Bir hafta kalmış, Sultanahmet bir rüya görür. Rüyasında kainatın efendisi Muhammed Mustafa yanında 4 halifesiyle birlikte yüksekçe bir yerde oturuyor. Karşısında da tıpkı bu cemaat gibi kainatın o güne kadar hükümdarlık yapmış, sultanlık yapmış, herkes karşısına oturmuş vaziyette bekliyor. Kimisi ölmüş hükümdarlar, İslam devletlerine hükmetmişler. Kimisi hali hazırda sağ olan hükümdarlar. Yıllardan 1716'dayız. Rüya rüya. Orada bulunanların her biri parmak kaldırıyor. Hazreti Peygamber'den bir şey istiyor. Kimisi diyor ki, ya Resulallah, senin için falanca devleti şu kadar idare ederken şöyle şöyle hatalara ilerledim. Şefaat ya Resulallah. Kimisi diyor ki, ya Resulallah, senin için şöyle şöyle icraatlar vardı. Affın vesile oldu. Kimisi diyor ki, ya Resulallah, ordularımız şu anda falanca cephede savaşıyor. Kalk ordularını onlara yardımı gönder, meleklerini onlara yardım. Sağ olanlar da dua ediyor, bir şey istiyor, ölmüş olanlar. O sırada bir parmak kalkıyor. Diyor ki, ya Resulallah, ben senden bir şey istemeyeceğim. Parmak kaldıran kişi, ona söz veriliyor. Ben sana ümmetinden birisini şikayet edeceğim. Birden bütün başlar bunu söyleyen kişiye dönüyor. Allah Allah, bu mecliste bir şey istemeyecek, şefaat talebinde de değil de bir şikayet talebinde. Şefaattan daha önemli bir şikayet ne olur? Sonra buyur diyorlar, söyle. Ben diyor Kayıkbay'ım ya Resulallah. Ve şurada oturan ümmetinden şu Ahmet var ya, o Ahmet'ten şikayetçiyim. Sana şikayet ediyorum. Çünkü benim türbemin başında, mezarımın başında Şahane'nizin ayak izi vardı. O ayak izi dolayısıyla benim türbeme gelip insanlar ziyaret eder ve bana da Fatiha okurlardı. Ümmetinden bu Ahmet onu aldı, bana sormadı, sana sormadı, gasp etti, götürdü. Şimdi bana ziyaretim azaldı. İşte şikayetim budur diyor. Bir an böyle bir şikayeti sizin için yapsalar. Hadi düşünün. Bir an falancanın kalbini kırdığından dolayı acaba Peygamberimizin huzurunda beni şikayet eder mi diyebileceğiniz birisi var mı? Ben bazen ya Rabbi Ruz-u Mahşer'de
alacaklılarımı görmeyeyim diye beni kör yarat diye dua ediyor. Utanmayayım diye dua ediyor. O heybetli günde, o dehşetli günde birisi ya bizi Resulullah'a şikayet ederse, Hazreti Peygamber sevince bu adam gibi sevmek lazımdır. O şikayetini onu sevdiği için yapıyor, öteki de alıp götürmeyi onu sevdiği için yapıyor. İkisinin de niyeti onu sevmekten dolayı. Sonra Sultanahmet bu rüyayı görünce birden uyanıyor. Kan tere batmış, yatak ıslanmış, her taraf perişan o dehşetli rüyadan sonra. Ve hemen diyor ki, Müftü Hazretlerini çağırın, gecenin saat 3'ü. Şeyh Hüsam Hazretlerini çağırın, falanca Hoca Efendi'yi çağırın. Karşıdan da Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini haberlerin Şeyh Efendi teşrif etsinler, onun şeyhi biliyorsunuz o. O da oradan geliyor. Ayasofya minarelerinden sabah ezanları okunurken bütün meclis toplanıyor. Padişah diyor ki, efendiler diyor, sizi buraya çağırmanın bir sebebi var. Buyurun hünkârım diyorlar. Bir rüya gördüm, onu tabir edeyim. Yorumlayayım ben. Buyurun anlatın hünkârım diyorlar. Ve Peygamber 1. Ahmet, Peygamberimizle ilgili olan rüyasını başlıyor anlatmaya. O anlattıkça, o mecliste bulunan herkesin başı yere eğiliyor. O anlattıkça başlar, biraz daha yere eğiliyor, biraz daha yere. Rüya bittiğinde hiç kimse padişahın yüzüne falan bakmıyor artık. Padişah diyor, efendiler diyor, bir tanesi başını kaldırıyor şeyhüsam, diyor ki hünkârım, rüyanızın yoruma ihtiyacı yok. Yani siz hünkârım, sabahleyin iki tane sipahi koşturacaksınız, emaneti yerine teslim edeceksiniz. Bir an düşünün, 8 yıldır hayalini kurduğu bir ideali var. 8 yıldır caminin bir tarafına bir mermer koydurmuş. Şimdi o bu ayak izinin konulacağı yerde bir tane şöyle şu masadan, şu benim önümdeki duran masanın iki katı büyüklüğünde bir mermer durur. Gidince bakın. Ve ortadan şöyle verem müsenna bir mermer kesilmiştir. O mermer orada olmayacaktı. Alelacele bir mermer kesiyorlar. Cami açılacak. Ertesi sabah Peygamberimizin ayak izi doğru Mısır'a. İki sipahine. Fakat bu adam 1. Ahmet şair, hattat, müzehip, dülger, biraz da padişah. Bütün bunlarla ilgili Peygamberimizin aşkını önce o giden ayak izinin bir bal mumuna kalıbını çıkarttırıyor. Sonra o kalıbın aynı şekilde bir tahta kesiyor. Peygamberimizin ayak izi biçiminde. O tahtanın İçine şimdi okuyacağım 4 mısralık şiiri yazıyor, kendi şiiri. Sonra o şiirin içini ve dışını nakışla süslüyor ve ömrünün sonuna kadar her ne zaman bir divana gitse, bir toplantıya gitse, bir geniş alayına, bir bayram merasimine çıksa onu başında taşıyor, sorgu üstüne. Hazreti Peygamber sevilince böyle sevilmek lazım, başta taşımak lazım. Ne ola tacım gibi başımda götürsem daim. Kademi nakşını ol Hazreti Şah-ı Resul'ün, o peygamberler sultanının ayağının izini ben başıma taç diye takınsam ne çıkar? Gülü gülzar nübüvvet o kıdem sahibidir. Peygamberlik gülistanında açan en güzel gül işte o teri gül olandır. Ahmet ağa durma yüzün sürüp kademine o gün. Eylese ey Ahmet sen de onun ayağına, ayağının izinin olduğu yere yüzünü sür. Bu şiiri ömrünün sonuna kadar taşıyor. Şurada 200 metre ilerinizde Hazreti Peygamber'in ayağının izi olan yerler var. Bir kerecik
sadece bir kerecik onun ayak izinin olduğu yere deyiverse, şu kainat onun ayak izini taşıdığı için bu kadar şerefliyken, hani tesadüf ya, hani olur ya, hani kalbiniz temizse tam da sizi oraya götürür. Bir dalga gelir, hacılar sizi bir ittirir, secde yapacağınız yer tam da peygamberimizin ayak izinin bastığı yerdir. Unutmayın ki peygamberimizin ayak izine secde ettiniz. Alınlarınız o mübarek alınlar olacak buradan geri döndüğünüzde. Buradan geri döndüğünüzde Hazreti Peygamber'i sevmek gerektiği konusunda artık buraya gelirken gibi olmayacaksınız. Allah haccınızı mebrur eylesin. Allah dualarınızı bizim için de, bu adını andığımız kişiler için de kabul eylesin. Peygamber Efendimiz'e salavatınızı bol eyleyin. Yarın ve yarından sonra sıkıntılı iki gününüz var. Başınızı yüksek tutun. Başınızı yüksekte tutun. Gönlünüzü yüksekte tutun. Ve zihninizi yüksekte tutun. Asla küçük şeylere takılmayın. Asla kenarda ayak altında görünenlere takılmayın. Gönlünüz yüksekte olsun. Kazançlı çıkın. Biz de duadan unutmayın. Ben ilk yere veriyorum.